Cümleten selamünaleyküm. Gönlü güzellerim. Hayırlı sabahlarınız olsun. Elmas Patates'in mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben kahvaltı hazırlayacağım canlarım. Çaycama çayımı koydum. Şu an kaynıyor. Dün yağdanlıklarımı güzelce yıkadım. Şimdi onları dolduracağım canlar. Şöyle yağdanlıklarımı alayım. Bismillah. Akşam güzelce kuruladım ikisini de. Hemen kilerimden yağlarımı getireyim. Sizler ne yaptınız canlar, inşallah iyisinizdir. Ben iyiyim elhamdülillah. Sabahleyin erkenden uyandık. Senin dinamik enerjin bize geçiyor Elmas'ım diyen takipçilerime de selam olsun. Vallahi iyi olmaya çalışıyorum elhamdülillah. Hani iyi diyelim, iyi olalım. Ağrı yerlerimiz var ama o kadar da olacak. Bu zeytinyağı arkadaşlar. İlkay bacım İzmir'deyken onu aldırdıydım ben parasıyla. Komşusundan. Fazla doldurmayıp kapağına gelmesin, değmesin. Nadir de kapağına değmesin diye çabalasak da dökerkine yine değiyor arkadaşlar ister istemez. Düzeni çok seviyorum ben bu şekilde. Düzeni. Şöyle zeytinyağımı şu kenara koyup normal yağımı da bu kenara koyayım arkadaşlar. Bunu daha çok kullandığım için. Bence çok güzel oldu. Hemen çayımı da demleyeyim. Bu arada Serkan akşam geldi arkadaşlar. Saat 11'di. Ondan sonra sabahleyin de kahvaltı hazırlayayım mı dedim. Biz arkadaşlarla dedi simit yiyor dedi. Simitli kahvaltı yapıyorlarmış. Şöyle çayımı iki kaşık attım. Hatta burada sigarasını şöyle göstereyim. Boya makinesini boya. Bunu boya makinesi diye geçiyor bu. Araçlara sürtür değdirdiğin zaman ölçüyormuş. Bir de ne kadar boya olduğunu. Şöyle çayım bir çıksın. Ondan sonra şöyle yağlarımı da kilerime geri götürüp çamaşırımı çalıştırdım sabahleyin canlar. Şurada dursun. Burayı düzenleyeceğim. Bugün belki yaprak da sarabilirim. Elmas bacımızın el ayağı durmadı. Dolaba attım. Bu ara boşum, işim yok arkadaşlar. Şöyle yaprağımı da çıkarım gözümün önüne. Orada dursun. Biliyorsunuz ben salamurumu bu şekilde yapıyorum. Arkadaşlar yaprağımı böyle katlıyorum yeşilikene. Hiç su değdirmeden su bidonlarına dolduruyorum. Susuz ağzını kapatıyorum. O kendi kendine öyle oluyor. Sonra kaynayan suyun içine döküp haşlayıp yaprağımın iç harcını hazırlıyorum. Sabahleyin İbrahim'e yumurta haşladım teyzeleri. Yufkaya durdum öyle istedi. Ondan sonra şimdi de Ayhan'la birlikte kahvaltı yapacağız. Ben şöyle argandana bir haplarımı yudum her şeyden önce. Artık sol şeylerde ya. Canım hap yutmak da istemiyor inanın. İçimden gelmiyor. Dün Ayhan'a ketçaplı şey yaptım ya bak hadi. Elini bura demiş. Daha yeni de yıkadaydım şeyde. Havlumu. Birkaç takipçimiz var arkadaşlar. Ben hiç sormuyorum. Hani bunu böyle yapın mı? Şunu şöyle yapın mı diye. Sorma gereği duymuyorum. Ama o takipçiler sanki benim evim onların kendi eviymiş gibi beni yönetmeye çalışıyorlar. Yok şunu buradan kaldıracağımışsın. Yok havlum kötü gözüküyormuş. Ya kötü gözüksün. Sonuçta bunlar benim işime yarayan şeyler. Ben niye... Benim bulaşık yıkama şeyi, döndürme şeyim varken mutfak bezine döndürüm. Bir akla mantığa sığıyor mu Allah'ın aşkına? O
sızıyor. Canım isteyince yıkayıyorum, siliyorum, kaldırıyorum. Ben sıkıntı yapmıyorum. Bir de sorsam da arkadaşlar hani fikrinizi soruyorum. Şöyle yapsam, böyle yapsam daha mı güzel olur diye sorsam, yorum yazsanız ben onu anlamıyorum. Hani gerçekten artık birilerini yönlendirmeyi bırakın. Sonuçta bu benim evim. Ben yaşıyorum. Ben seviyorum yani bu şekilde olmasını. Mesela sizlerin de evleri var. Ben sizin evinizi görmüyorum. Görsem bile hani şunu şöyle yapsam, bunu yap, böyle yapsam demem zaten. Sonuçta o senin evin. Sen yaşattın. Sen kendini nasıl rahat hissediyorsan öyle kullanın eşyalarını. Ben böyle rahat hissediyorum kendimi. Yani tamam da şöyle mantıklı düşündüğün zaman arkadaşlar, bu mutfak bezini sereceğimizsin, onun üstüne bulaşıklarımı döndüreceğimizsin. Tamam da ne gereği var? Bulaşık döndürme şeysi var zaten. Vallahi bilmiyorum. Bir tane de kabuk düşürdüm. Çamaşırlarımı sereceğim. Kahvaltımı yaptıktan sonra serim artık. Bazen yumurtalar çok güzel soyuluyor. Bazen hiç iyi soyulmuyor arkadaşlar. Yarısından çoğu kabuğuna gidiyor. Bir de herhalde soyarken de çok dikkat etmek gerekiyor. Normalde şöyle ufaladığın zaman bardağın içinde yapıyordu Ayhan. O zaman anne soyması kolay oluyor diyordu. Ama bu yumurtada var bir şeylik, baksana. Hep şişine geliyor. Dışıyla, beyazıyla. Çörek ısıttım. Çörek yiyeceğim kahvaltımızda. Çöreklerimiz yiyor. Allah ağız tadına yedirsin herkese. Her birimize. Bu ara yorumlarınızı okuyorum. Bazılarına gülüyorum, komik geliyor. Bazıları da o kadar mantıklı ki. İşte bazı takipçilerimiz yazıyor. Elmas artık otur evinde. Yollarda onu sana mağazalarda doğuracağım diye. Leyla teyzeniz gibi diyorsunuz. Arkadaşlar hani daha ne zaman doğumumuzun gerçekleşeceği belli değil. O yüzden ben hani biliyorsunuz doğumda yürümek çok faydalı. O yüzden elimden geldiği kadar yürümeye çalışıyorum. Sabahleyin İbrahim'i okula götürdüm mesela. Yürüyüş olsun bana diye. Normalde İbrahim kendisi gidip geliyor artık maşallah. Bazı takipçilerim yazdıydı. Çok şükür onlar utandırdı İbrahim'i. İbrahim orada durmaz yaramaz bir çocuk. Yani şikayet üstüne şikayet gelir diye yorumlar aldıydım yere taşındığında. Elhamdülillah öyle bir sıkıntımız olmadı. Taşınalı 2 ay oldu. Herhalde 2 ay oldu. Allah büyük. Hiç kimseye o fırsatı vermedi. Çok şükür benim İbrahim'im de. Avokado yapacağım bugün. Şöyle avokadomu çıkardıydım ama pek olgunlaşmamış bu da daha. Biraz olsun da öyle yiyeyim. Sevmiyorum olmayınca. Ezilmiyor. Lezzetli olmuyor gibi. Akşam marulumuz hep bildik arkadaşlar. Biz çiğ tüketmeyi seviyoruz dedim. Bakın size. Hiç kalmadı. Diğer kıvırcık marulum var. Bugün de onu yiyeyim. Çocuklarımla birlikte onu yiyelim. Videomun devamında görüşürüz. Ben bir kahvaltımı hazırlayayım. Ayhan'la birlikte güzel bir kahvaltı yapalım. Bakalım bugün beni ve sizi neler bekliyor canına. İnanın ben de bilmiyorum. Evet sevgili takipçilerim, ben kahvaltımı hazırladım. Allah ne verdiyse yavan yaşık yağlı kaşık. Ayhan'la birlikte kahvaltımızı yapalım. Videomun devamında görüşürüz inşallah. Sevgili takipçilerim, ben kahvaltımı yaptım Ayhan'la birlikte. Ayhan'ım soframızdaki malzemelerimizin kapaklarını kapatsın. Ben silerim Ayhan'ım dedim. Tamam anne dedi. Şöyle kilerimi düzenleyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz kısa bir sürede az bir günümüz kaldı. Doğumdan sonra da buralara bakamam zaten herhalde. İlgilenemem diyerekten yeni almış olduğum saklama kaplarımı değerlendirdim. Şöyle bir düzene koyayım dedim. Şunun arka kısmına da yağlarımı koydum. Bunun boyu biraz daha uzunmuş diğerlerine göre. Sığmıyordu arkadaşlar. Tahinimle pekmezimi koydum. Unumu, tahtamı, bazlama soframı koydum. Şu leğenlerim de mecbur buraya sığıyor. Başka koyacak yer yok arkadaşlar.
Şu saklama kaplarının 5 tanesi 100 TL'ydi. Acaba alsam mı ki 5 tane daha diye düşünüyorum. Niye? Ne yapacaksın Elmas derseniz. İşte bulgurumu, şey mi falan korum. Hani arpa şehriye mi? Onları diyerekten. Bunlar da ekmek tahtam. Ancak bu şekilde oluyor. Şöyle şekerimi kolonyamı da buraya koydum. Bir misafir geldiğinde hazır bulunsun. Bu şekilde yilleştirdim. Şimdi buraya çay döküldü biraz. Oralar güzelce süpürgeyle süpürüm arkadaşlar. Bu halımın üzerine de süpürüp halımı kaldıracağım. Artık kış geldi. Burada oturmayız. Şu elmayı da bir kovaya mı koysam, ne yapsam? Burada poşette kötü duruyor. Şuraya çöpü atıyor. Takipçilerimizden yazanlar olmuş. Elmas. İşte orası hiç güzel değil. Ne? Apartman görevlisi yok mu? Size nasıl izin veriyor? Arkadaşlar daha görüyorsunuz. Buralara çayır falan ekilmedi. Her taraf pasağın içinde. Zaten çayır falan ekilse biz de atmazdık buraya çöpümüz. O kadar da cahil değilik. Şimdi hiçbir şey olmadığı için bu şekilde çöplerimizi atıp oradan değerlendiriyor. Bir şey yok yani. Buralar görüyorsunuz daha düzenlenecek. Çevre düzenlemesi yok. Şöyle her tarafa yonca ekilecek diyordu Tuğran. Bilmiyorum. Şunları da arkadaşlar ben aldıydım mutfak dolabıma kesim diye. Bunlar da yetmeyen yerler vardı. Oralara da kestim canlarım. İyi oldu. 2 mi 3 mü ne kalmışmış herhalde. Oraya da kestim. Şimdi hepsinin koruması oldu. Bunu da koyayım. Sonra bir mutfak dolabımı sildiğim zaman alt üst altını üstünü temizliği yaptığım zaman bunları da kesim. Buradan alır kullanırım diyerekten buraya koydum bakalım. Kilerim nasıl olmuş canlar? Elmas bacınız elinden geldiği kadar yilleştirdi. Hiçbir şey almayacağım diyordum. Burayı da maşallah doldurdum. Allah'ım herkese bereket versin. Yemeği nasip etsin inşallah. Mutfağımı da bir göstereyim. Burayı süpürüm de onun sonra çamaşırımı sereceğim. Çamaşırlarım görüyorsunuz yıkandı. Ayhan maddim ağzını kapat. Ben silip silip koyup dolaba koyayım dolaba. Tamam anne de koymuş. Patates haşlayacağım canlar. Mutfağımız birazcık karışık. Şöyle çayımız bitmişmiş. Çayı doldurdum. Yağlarımı doldurdum. Şu telliyi de balkona çıkaracağım artık. Orada dursun. Eşim sigara falan içmeye çıktığında ayağına daksın. Halıyı kaldıracağım ya. O zaman mutfağımı bir toparlayayım. Patateslerimizi yıkarken görüşürüz.
ben patateslerimi böyle çillerini kırdım. Çillerini diyemiş bir Aksaray Demirci kasabasından biraz daha sıcak. Oraya bakarak da. Normalde bu aylarda patates çillenmez yoksa. Bir de dolabın içinde ya, kiler dolabının. İster istemez çillenmeye başlamış sıcaklıkta. Artık çillenmez, havalar soğudu da. Şöyle bir dilimli koyup Serkan abi kavurum yesin. Ben de belki patates salatası yaparım. Patatesli börek yaparım, belki pide yaparım. Bilmiyorum, haşlayayım koyup bir şeyler yaparım. Düdüklü zaten kaynayacak. Normalde düdüklü bire de kaynayacak. Beşe koysak beşe de kaynayacak. Yani beş tane patates koysak da kaynayacak. Bir tane patates koysak yine kaynayacak. O yüzden şöyle çok canlı koyup bu gittiğimde de patates getirdim arkadaşlar köye. Vallahi bu hafta gitmeyeyim diyorum canlar. Hiç düzenim yok, her yerim ağrıyor. Oraya gidince de yine durmuyor Elmas bacım. O şuna değdi, buna değmedi derken bu hafta gitmeyin bir dinleyelim diyorum. İşte İbrahim yakıyam ağrıyor. O da bisikletini yine aldı ya babası. Onu sürmek için gidiyor. Herkesin bir hevesi var. Ayhan motor için gidiyor. Şimdi saat kaç? Ona göre yarım saatte pişecek arkadaşlar bu düdüklü de. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Ocağını yakayım. Patatesimi de koydum. Mutfağımı da toparladım. Şimdi balkonumu şöyle bir süpürüm. Halısını kaldırım Ay Hanım'la birlikte teyzeleri. Arkadaşlar ezan şerifimiz okunuyor. Ben şöyle balkonumu ilk orada tozumu alayım. Yerimizde şiş kokmuş. Burada takmayı tutacak şişi vardı. Şöyle düğme gibi yoruyordu. Ezan şerimiz okundu. Süpürgemi getirdim arkadaşlar.
arkadaşlar, halımın üstünü süpürdüm. Ay hanım gelsin bu halıyı bir toplasın canlarım. Ben de güzelce bir yıkayım, öyle çamaşırımı serim. Çıktı mı? Çıktı. Süpürge yapıyordum, dalmışsın. Odaklanmışsın oraya, korktum. Harmanık. Hadi o süpürgemiz, şeyimizi, halımızı bir topla annem. Ben de balkonumuzu yıkayayım. Hadi aslanım geç. Geç oğlum, her taraf her tarafta. Geç hele. Ha öyle. Yardım edin mi bende? Bir zahmet. Hı? Yaparım. Ben bükülemeyelim ki zaten. Bükülsem sana hiç demem annem. Vallahi bak. Öyle bir dülleme oğlum. Şöyle yapacaksın Ay hanım. Bak. Dur ben dülleyeyim. O zaman iki tarafı da aynı yapman lazım. Bir dediğince kulak gibi çıkar. Ya ne oğlum, vurdurdun mu? Yürü gider. Hadi bak. Sus, susum diyorum. Ertuğrul gibi duramıyorum. Biliyor musun Ertuğrul'u? Biliyorum. Ben de buradan gelsin de ayakta katlasam bari Ayur. Böyle. Çığır onun yüzünden. Tut öyle. Tamam. Hadi olmuyor. Niye olmuyor, hemen olmuyor diyorsun? Tamam. Dur gel, dur. Ben sana dur demedim mi? Tamam, yine koy da yap. Tutay, nasıl bir? Çek. O kadar bırakmaz ki. Ben de tut, şöyle. Araya bu halıda ne kadar elektrik çarpar ince. Altı hep şey etmiş vallaha. Annem mi çarptı, beni değil. Beni değil. Asamı çarpsın. Yok, zaten beni çok çarpıyor. Onu bir pinen bağlayalım anne. Koy dur, ilk başımızı odasına koy, dur. Vallahi hiç çarpar, hem öyle bir tıptır, bak hele hep ayağa kalmış. Hadi, öyle ittir. Hadi ya, çarpın. Gel, diye bakayım ben. Yo, ben çok çarpıyor, çıtırt diyor. Tamam, diye bakayım ben. Hadi, Ayhan git. Bak hele, tuvalet dedi, kuvayla. Ayhan git diyor, bak vallahi vururum. Lan git. Kız diye mi? Bir şey olmaz, bak ben diye. Beni çarpıyor, seni çarpıyor. Hadi çarpmıyor da. Çarpmadı, tamam. Şey, duşa kabinin içinde kumayla su var, onu da getir annem buraya. He la! Nasıl girmiş bu Ertuğrul buraya? Hıh, bunu yine aldım. Bu dolaba koy. Tamam, bunu götürüyorum böylece. Evet. Bağlayayım mı onu bir? Gerek yok, açılma. Açılma orayı. Suyumuzu al gel banyomuzdan. Bir de yıkayım arkadaşlar, tertemiz olsun. Hayal
yapayım istesin. He. Ben bunu aldım. Ben bunu bir anne. Şuraya at dolabımızı. Şunu da bana koy Marsilya'da. Şu elmamız da al burada. Şuradan al, şuraya koy. Hah, tamam. Al şu deterjanımızı da. İyi el kurulun. Ört kapımızı. Adım da sevdim zaten alayım. O yüzden tertemiz arkadaşlar. Kir bile çıkmıyor görüyorsunuz. Köpüğümü bile karartmadı. Nasıl koktu bak hala buralar.
arkadaşlar sevmiyor böyle bir kurmayı. Vallahi elimden geldiği kadar kendi işimi kendim görmeye çalışıyorum. Kimseye de muhtaç olmadan, kimseyi yormadan. Takipçilerimiz yazmış. Balkona çişmek otursaydın iyi olur diye. Arkadaşlar bizim gelen gidenimiz eksik olmaz. Çoluklu çocuklu. Onlar da çişmeyi açtı mı balkon ıslanır. Halılar ıslanır. Hiç gereği yok. Ben balkonumu suyunu güzelce gidereyim. Vlogumu devamında. Evet, arkadaşlar ben balkonumu güzelce yıkadım. Kilerimi de düzenledim. Tertemiz oldu canlarım. Görüyorsunuz. Birazcık kurusun. Çamaşırımı böyle serim. Boş durmak yok. Mutfağıma bir süpürge tuttum. Mutfağım şöyle biraz karışık. Çamaşırımı balkona çıkaracağım. Elmamı dışarı koyacağım. Demirliğimi dışarı çıkaracağım. Mutfağıma da bir süpürge tuttum. Patatesim de kokuyor. Onu da bir kapladım canlarım. Pişmiştir şimdiye. Evet arkadaşlar süpürgem şöyle salona çıktı. Şimdi salonumu süpüreceğim canlarım. Sular dolacak. Bidonlarımı oraya koydum. Mutfağımı da güzelce derledim. Topladım canlarım. Burayı da süpürdüm ama silmedim. Başka bir zaman silerim inşallah. Bugün bu kadar yoruldum. Yeter şöyle patatesimi göstereyim sizlere. Pişmiş mi pişmemiş mi? Tekerleğin açması da biraz. Bunu piştiğini nereden anlarız? Patateslerin şöyle şak şak yarıldığından anlarız. Biz ona şak şak yarılmış dedik. Soğumasın. Burayı düzene soktum. Güzelce sildim canlarım. Şöyle elektriğimizi de kapatalım. Boştan yine yanmasın. Biraz sonra yaprağımı haşlayacağım. Belki yarın da yapabilirim. Bana hiç güven olmaz. Bir anlık durumuma bakar. Şuranın camını sileceğim ama şimdi değil. Koridorumu bir süpürüm. Çamaşırlarımı da serdim bu arada. Şöyle göstereyim. Tekrardan makinemi çalıştırdım. Bezimi yıkadım öyle bura koydum. Pek kalkmamış. Buna da deterjan deyince özelliğini kaybediyor diyorlar. Elmayı da oraya koydum. Ona bir kuva getireceğim. Makinemi tekrar çalıştırdım. Biliyorsunuz nevresimlerimi değiştirdim. Onu da yıkamak nasip olmadıydı. Şimdi onları da çıkardıklarım yıkansın. Buraları güzelce süpürdüm, topladım, derledim. Şimdi buraya geldi. Burayı da süpürüm canlarım. Vlogumun devamında görüşürüz inşallah.
Evet arkadaşlar, ben bulaşık makinemi de boşalttım. Şunları da kirli sepetine attım. Camımı da sildim. Kaşıklarım konacak. Onları da yerleştireyim. Patatesimi sıcakken soyayım canlar. Ya değilse soğuyunca kabuğunu bırakmıyor. Arkadaşlar ben kaşıklarımı da yerleştirdim. Bu arada şöyle leğenlerimi getirdim. Onları da soyacaktım patatesimi ama bizimkiler belki buraya gelir. Ucuzluk vardı biliyorsunuz. Dün benim videomda gösterdim. Onu da ilk ablam herhalde söylemiş ablamgile de. Onlar da belki buraya gelirler arkadaşlar. Çayla patatesinden patates salatası yapar. Belki sıcağıyla dürünürüm bilmiyorum. Soğumasın diye soymadım. Sıcağıyla suyuyla dursun. Bakalım ben de bir lastik bakacağım çarşaflarıma. Hani çarşaf aldım ya arkadaşlar. İnternet üzerinden çarşaf aldım ya arkadaşlar. Onunla lastiği yoğdu. Onlara lastik getireceğim. Dün aslında ben onun için gittiydim. Ama unutmuşsun. Bakalım kızlar ararsa ben de gidip çarşaflarıma bir lastik alayım. İbrahim'in odasını temizledim. Yatak odama süpürge tuttum. Tuvaletimi, banyomu temizledim. Koridorumu süpürdüm. Şöyle dış kapımı sildim. İçini dışını canlarım. Bir de oda parfümü sıktım. Değme keyfine. Çok güzel oldu. Temizlik. Şöyle bir göstereyim hızlıca. Evet arkadaşlar, işlerimi bitirdim. Saat 2.30'a geliyor. Biz 1.5 saat sonra İbrahim'im gelecek. 1 saat sonra. Şöyle eşime gömlek aldım biliyorsunuz. Dün giydi ama elmas diyor, düğmeleri diyor çok çabuk açılıyor diye. Herhalde şeylerini gevşek yapmışlar. Ben de biliyorsunuz geçen paketiyle şey aldım, ip aldım, makara. İlk almışım, her rengi var. Makasım da var, iğnem de var. Hani kadın diyor ya, 2-3 tane çocuğu olmuş da şeyin kahvesin eline almış da çağırmasan çağırma. İçmeye kahvem de var, yanında çikolatası da var diyor ya. O yüzden benim de her şeyim var. Şimdi İlke ablamı aradım, hani gelmedi bizimkiler diye. Onlar da yeni çıkmış herhalde. İlke ablama uğrayacaklarmış arkadaşlar. Biz sana geliyor demişler. Gari ben de şöyle Serkan'a kavuracağım kadar patatesi şeydim de ayırım. Ondan sonra dedik güne ora götürüm, orada sıcağına yesinler her şeyi. Şimdi arkadaşlar elmas evim de geliyormuş herhalde, annem de geliyormuş. Vallahi hani insan gerçekten nerede iyilik, sevgi görürse oraya gitmek ister. Bu bir gerçek. Bu sene ebem inşallah bizimle. Güzel ya, insan mesela her şey karşılıklı. Karşı taraftan ne görürsen sen de ona onu sergile. Şöyle ben eşimin gömleğini şeysin de dikim arkadaşlar. Teyzeye veririm diyor. Teyze hiç almasa bundan bir sürü para alır. Bir de geriye yok yani. Aynı rengine diktikten sonra şöyle azıcık güzelcem. Düğmenin çıkmaması için. Benim az çok bu işlerde elim var arkadaşlar. Ben makine işleriyle falan uğraşmayı pek severim. Dikiş makinesinde annem rahmetli hasbebem Nuro'ya giderdi. Ondan sonra annem oradan gelene kadar ben eskiden ayaklı makineler olurdu biliyorsunuz, şöyle şöyle şöyle. Onun bile şeysi var. Ritmini tutturmadığın zaman iğneyi kırar, ipi kırar, iğneyi kırar. İlk başta bilemedim sağlı sollu, sağlı sollu. Sonra öğrendiydim arkadaşlar. Bir kere iki kere iğneyi kırdım. Annem biraz gençlik zamanında daha bir hırçındı. Yani sinirliydi. O da ister istemez şimdi annemi daha çok anlıyor. Bütün yük omuzlarının üzerinde 4-5 tane çocuk kolay değil. Anama da kolay değilmiş. O zaman ama biz çocuğuduk. Bilmiyorduk ne için bu kadar sinirli olduğunu.
Şimdi mesela o günlere bakarak da Leyla teyze çok sakin, sessiz. Ondan sonra öfkesi yok, merhametli. O zaman da merhametliydi de birazcık sinirliydi arkadaşlar. Annemi kesiyor gibi oldu aynı burada da. Ama bazen de gerçekten insan gerçekleri söyleyecek canım. Mesela bizim de yeri geldiğinde çocuklarımıza karşı sert davrandığımız oluyor. Keşke yapmasak ama oluyor. İşte neyden kaynaklanıyor? Gün içerisinde yaşadığın şeyleri ister istemez çocuklarına yansıtıyor yani. Yansıtmasak iyi ama yansıyor. Mesela bazen çocuklarımız kendisi söz dinlemiyor. Dayağı sırtında götürüyor diller bizim burada. Ne deseniz deyin, ilk olan çocuklar daha çok şey çekiyor arkadaşlar. Mesela Ayhan'ım benim her konuda zorluklar çekti. Ama İbrahim'im öyle değildi. Bir de benim çocuklarım çok agresif oluyor arkadaşlar. Hiperaktif oluyor, yerinde duramıyorlar. Ben gittiğim misafirlikte hiç oturamazdım, burnumdan gelirdi. Giderdim, ayağım gitmeden başım geri gelirdi. İnşallah Muhammed Asaf'ım öyle olmaz. Allah'ın 35'inden sonra bize koklasın diye gül verecek inşallah. Anasını üzmez inşallah ciğerim. 35'inden sonra ister istemez benim önceki şeyim yok arkadaşlar. Hani önceki enerjik halim, ondan sonra yorulmayı bilmezdim o zaman. Ama hiç az bir şeyde yoruluyorum. Artık gitgide ben de yaşlanıyorum. Kolay değil 35. 40'a merdiven dayayacak artık. Sizler bugün ne yaptınız sevgili takipçilerim? Ne pişirip ne iş gördünüz, ne yıkadınız? Halılarınızı yıkamaya mı verdiniz? Elinizde mi yıkıyorsunuz, imkanınız var? Bu sene ben köyde kışa hazırlığı yapmadım. Yani halı, kilim yıkamadık. Her sene yıkıyorduk. Bu sene pek yıkamadık, yapmadık. Yalan söylemeyeyim yani. Allah'ın bildiğini kulundan saklayacak değilim. Temizledi halım, kilim. Zaten bu sene dedim burada kalmazdık. İnşallah ömrümüz olursa, seneye de Allah'ım nasip ederse, ölmez sağ çıkarsak, bizim oralarda doğalgaz gelir, kombilerimizi de aktarırız. Ondan sonra kombiyi de aktarırız, peteklerimizi de aktarırız. Allah'tan bir mani olmazsa, bir engel çıkmazsa. Oralarda hani biliyorsunuz pasak oluyor. Pasak olmuşken de bir boy yaptıralım diyorum arkadaşlar. Biz oraya taşınalı 7 sene oldu. 7 senelik boyası duruyor yani, hiç badana boya badana yaptırmadık. İlk taşındığımızdan itibaren duruyor. Ben sizlerin sohbet eşliğinde gömleğimi de diktim, eşimin gömleğini. Anne her yere yetişir. Anne o kadar sevgi dolu oldu mu, çevresine de yetişir, evladına da yetişir, işine de yetişir, evine de yetişir. Nice analarımız var, hem işe gidip hem gelip evde ev işi yapan. Onların da ellerinden öpüyorum. Gerçekten elleri öpülesi analar. Kolay değil ilin işinde çalışıp da ilin kahrını çekip bir de evde çoluğu çocuğu için çabalayan analarımız var. Gerçekten cennet annenin ayaklarının altındadır diye. Yani eskilere bakaraktan onlar daha çok cefa çekmiş. Şimdikiler gerçekten sefa sürüyor diyeyim. Hani Elma sen ne iş yapıyorsun da öyle diyorsun diyorsam, ben de yeni rahat ayırdım. Elhamdülillah bu sene rahatım. Allah'ım kafa ağrısı vermesin. Her şeyin çaresi bulunuyor. Kafanın ağrısı bulunmuyor arkadaşlar. Ben de zorlu bir süreçten geçtim. Kolay kolay gelmedim bugünlerime biliyorsunuz. Hepsini atlattık elhamdülillah. Bitmedik iş dünyaya gelmiyormuş. Ben bitmeyecek sandım. Allah var. Hani İbrahim Efendim'in okulu açılmadan bir halletseydik Allah'ım diye hep böyle dualar ediyordum.
Allah'ım da dualarımı kabul etti. Gerçekten beni ekran karşısında izleyip de dua isteyen takipçilerim de var. Allah'ım ne muradınız varsa sizin de versin inşallah. Gerçekten hani çoluğu çocuğu olmayanlar varsa kucaklarını doldursun. Sıkıntısı olanların sıkıntısını gidersin. Eşiyle arasında soğukluk olanlara sıcaklık versin Rabbim. Kimsenin yuvasını bozmasın, huzurunu bozmasın. Hele evladıyla hiç sınamasın hiçbir anayı babayı. Evlat acısı da pek zor arkadaşlar. O da hiçbir şeye benzemiyor. İnsan o zaman dünyayı canı istemiyor. Dünya kadar malın olsa ne fayda diye bir şey var ya. Gerçekten de öyle oluyor. Makinem de bitti. Şimdi o çarşafımı da serim. Bir makinem daha var. Onu da biraz makinem dinlenince çalıştırayım canlarım. Ondan sonra çok şükür işim yok. Yine de usul usul kendi işlerimi kendim görüyorum. Görüyorsunuz. Kimselere muhtaç olmadan temizliğimi de yapıyorum. Çok şükür. Bin şükür Allah'ıma. İlk başlarda çok üzüldüm. Çok ağladım. Ablam diyor ya. Asaf düşecek diye ağladın ağladın. Bak öldürmeyen Allah öldürmez diyor. Gerçekten de hani her şey Rabbimin elinde. O öldürse oluyor, öldürse ölüyor. Bizim elimizde hiçbir şey yok. Biz sadece her zamanki dediğim gibi çobanık arkadaşlar. Evlatlarımızın sadece bekçisiyik. Başka bir şey değilik. O yüzden geçen işte merdivenden düşerken ben kendim için hiçbir zaman korkmadım. Hani bana bir şey olacak diye. En azından en fazla elim kolum kırılır ya da bacaklarım morarırdı arkadaşlar düştüğüm yerler. Ben asafım için korktum. Bütün anneler gerçekten böyledir. Biz hani bizim başımıza bir iş geldiğinde bize bir şey olacak diye korkmazdık zaten. Biz anneler gerçekten ölümden de korkmuyoruz ama sadece geride evlatlarımızı bırakıp da kime kalacak evlatlarımız diyerek de ölümden korkuyor. Bu geçenlerde bir video olarak da karşıma çıktı. Gerçekten de öyle. Hani bir gün doğduysak bir gün de ölecek illaki. Her nefis bu ölümü tadacak. Çaresi yok. Ne kadar yaşarsak yaşayalım. Bazen ölüm bazılarına erken geliyor. Bazen geç geliyor. Kimin vadesi gittiyse o gidiyor arkadaşlar. İnşallah Rabbim hayırlı ölümler versin. Ölümün de hayırlısını versin. Gerçekten öyle dua edelim. Çünkü nice ölümler var. Afette ölenler, yangında ölenler, boğulanlar. Ondan sonra kazalarda parçalarını bulamayanlar. Gerçekten Allah'ım ölümün de hakkımızda hayırlısını versin. Yaşamında. Şöyle ben eşimin gömleğini diktim. Güle güle giysin. Bunu terziye verse yine hiç almasa 100 TL alırdı. Çünkü artık 100 TL hiçbir şey etmiyor arkadaşlar. Yani 20 TL değerinde kaldı 100 TL. Ben gidiyorum. Bir bakın bir lastik bulabilirsem. Lastik alacağım. Videomun devamında bakalım. İnanın ben de bilmiyorum. Neler olacak? Ne yapacak elmas bacınız? Görüşürüz inşallah. Videomu buraya kadar izlediyseniz, hala abone değilseniz. Gerçekten neyi bekliyorsunuz bilmiyorum anam. Bir abone olmuyorsunuz. Şöyle bir abone olun da. Bir tuşlara basın elmas bacınızı bir 200 bin yapalım. 112 bini bir türlü geçemedik. Her şey ücretsiz, abonelik ücretsiz, yorum yapmak ücretsiz. Hani gerçekten bazı YouTube çekenleri de duyuyorum, görüyorum. İşte her gün içerik bulmak kolay değil, video çekmek kolay değildi. Benim için hiç de zor değil. Günlük hayatımı çektiğim için bir sıkıntı yok. Günlük hayatımda ben buyum zaten. Beni gören takipçilerim de canlı canlı görünce canlı. Normal hayatta daha cana yakınmışsın diyorlar. Allah herkese razı olsun. Kimiyle kucaklaşıyor, sarılıyor. Kimisi sarılmak istemiyor mesela. Ben bazen hasta oluyorum. Onlara geçsin istemiyorum. Öyle canlar. Hadi görüşürüz inşallah. Ben kaçar. İp nereye düştü ya? İğneyle ip vardı. Onu da düşürdüm. Ha işte buna düşmüş. Hadi görüşürüz inşallah. Vlogumun devamında. Arkadaşlar ben morlumu yıkıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Çürüğün çarığını ayıtladım. Patatesimi de soydum canlarım. Bu kadar ayırdım yeter. Şunu da giderken ablam bile götürürüm. Orada tuzuna yesinler bizimkiler. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Galiba Serkan bugün köye gidecekmiş.
Zaten patates haşladın mı Serkan köye gidiyor. Haşlamadın mı bugün istediğin patates yok mu diyor. Hep öyle oluyor canlar. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Yarınki yeni vlogda görüşmek dileğiyle canlar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bu benim ikinci, üçüncü yıkayışım marlum. Şöyle bir ıslansın bol suda. Marlum da içi hiç iyi değilmiş. Böyle termiye gibi bir şeyler varmış. Hiç sevmedim. Akşamki güzeldi. Akşamki lezzet de çok güzeldi. Keşke bunda kıvırış kalmasaydı da ondan alsaydım. Böyle biraz ıslansın. Kirip asaydım. Yarınki yeni vlogumda görüşmek dileğiyle. Beklemede kalın canlar.